Yurtdışıeğitim.net olarak biz bugün Akademiks'in sponsorluğunda gelişen Domuz Akademi'nin portfolyo günlerinden birindeyiz. Domuz Akademi'nin sunumunu dinledik. Çok da keyifliydi. Hep dizayn, tasarım ağırlıkta bir sunumdu aslında. Sibel Hanım, Akademiks'in Bursa temsilcisi. Şimdi İtalya son dönemlerde popüler olmaya başladı ve gençler arasında da aslında mercek altına yattı. Bunun sebebi ne sizce Sibel Hanım? Sanıyorum İtalya üniversiteleri son zamanlarda öğrenciler tarafından birazcık da keşfedilmiş oldu. Çünkü oradaki bölümler, oradaki üniversitelerin çeşitliliği daha yeni yeni farkındalık yapılıyor. Bunu da şuna bağlıyorum. Bizim böyle yaptığımız toplantılar, bilgilendirmeler, yavaş yavaş işte giden, okuyan öğrenciler böyle bir şekilde herkes bir tanıdığı, bağlantıda olduğu birisi gittikçe tabii ki üniversitelerle bilgiler ve farkındalıklar da artıyor. O yüzden bu toplantıların her anlamda çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Daha da artacağını da düşünüyoruz aslında. Çünkü İtalya bir öğrencinin bir de özellikle tabii ki Bursa'daki öğrencinin hani mutlaka şehir dışında zaten üniversiteye gidiyor. Dolayısıyla yurt dışı o yüzden çok daha bizim Bursa'daki öğrenciler için daha kolay ve bize çok yakın bir ülke, bize çok benzer bir ülke olduğu için de İtalya'da üniversiteyi tercih edeceklerin özellikle düşünüyorum. Hatta şu anda İtalya'daki üniversiteleri ziyarete giden öğrencilerimiz sayısı çok fazla arttı. Oraya görünce tabii ki burada Türkiye'deki bir ülke gibi yani yemek kültürü olsun, insanların bize çok yakın olduğu için bu sayının zaman içerisinde çok daha artacağını da düşünüyorum. Şimdi İtalya deyince aklımıza ne geliyor sevgili gençler? Ben hemen sayıyorum. Moda, tasarım, dizayn benim ilk aklıma gelenler. Evet, aslında tamamen yaratıcılığın yani yaratıcılık diyebiliriz. Çünkü her konuda tasarım var. Hani işte arabadan, modadan, işte mobilyadan, mutfaktan hani birçok şeyde tabii ki yaratıcılık bölümleri olduğu için de ülkenin de bunları hep destekleyen bir ekosistemi var. Tabii ki işte Amerika'da gelip orada yapıyor, ürünlerini tasarlıyor. Onlarla ilgili özel programlar hazırlıyor. İşte İngiltere'den bir firma da gelip orada hazırlıyor. Dolayısıyla ortamla şehirde öğrencilerin bu anlamda sürekli beslendiği bir yer. Tabii peki ki, çok özür dilerim. Tasarım olarak hangi bölümleri tercih edebilirler? Hangi bölümler daha popüler İtalya'da? Şimdi moda tasarım düşünen öğrenci zaten moda tasarım mutlaka yeri. Onun dışında mimarlık. Bir de mimarlık da var. Şimdi bu üniversitenin şöyle bir sistemi var. Mesela öğrenci bir tasarım bölümü okuyacak ama ne okuyacağından çok emin değil. O yüzden zaten tasarım bölümü ilk yıl genel bir şekilde eğitim alıyor. İkinci yılda seçiyor. Endüstriyel tasarım mı, iç mimarlık mı? Çünkü bazen bu üniversite kısmında özellikle öğrencinin biraz da yaşara kaymaması daha doğru olduğu için eğitim sisteminde güzel bir tarafı bu var. 3 yıl sürdüğü için İtalya'da üniversiteler, öğrenci onun üzerine eksiğini tamamlayabileceği en azından hani Türkiye'de 4 yıl okuyor, orada 3 yıl okuyacak. Master için de vakti var. Hani 2 yıllık, 1 yıllık çeşitli şekillerde master yaparak o konuda uzmanlığını da arttırabilir. Pahalı mı? İtalya çok çeşitli şekillerde konaklama imkanları var. Okul ücreti de devlet üniversiteleri var, okul özel okullar var. Aslında bizim Türkiye'ye çok benzer diyebiliriz. Ortalama ne kadar bir bütçe ayırmalısı gerekiyor bir yıl bir öğrenci? Bir yıl bir öğrencinin ne kadar bütçe ayırması aslında bizim Türkiye'de mesela İstanbul'da okuyacak bir çocuk için cevabınız neyse aslında hiç çok farklı değil. Hemen yani hemen bunu aynı. 10 bin eurodan başlayıp 20 bin euro arası gibi düşünebilirsiniz sevgili gençler. Evet, mesela bugün bir okula gittik, bir okulda görüşme yaptık. İşte oradaki şeyler nasılsa hani aşağı yukarı aynı fiyatlar. Evet, İtalya'nın yakın olması bir avantaj. Sizin uçak maliyetlerinizde, ulaşım maliyetlerinizde bir avantaj. Staj imkanları? Staj imkanları var. Özellikle bazı okulların zaten direkt anlaşma olduğu firmalar var. Yani öğrenci okurken o firmalarda
evraklarını gönderiyor. O firmalar öğrenciyle ilgili her türlü bilgiyi üniversiteden alabiliyor. Ve bitiminde de o firmalardan çalışıyor. Anlaşmalı firma demek bu. Tabii ki her üniversitenin anlaşmalı firma var demek değil. Bazı üniversitelerin sistemi bu şekilde. Bugün misafir ettiğimiz Sınava ve Domus Akademi tamamen böyle bir üniversite. Anlaşmalı firmaları var ve öğrencinin orada direkt olarak işe girme imkanı var. Bizim bir öğrencimiz Domus Akademi'de Cuma günü mezun oldu. Pazartesi günü başladı. Süper. Peki okul sonrası çalışabilme imkanı sunuyor mu İtalya hükümeti? Evet, sunuyor. Öğrencinin okuduğu program. Çünkü orada tamamen öğrencinin iş. Mesela şimdi öğrencimiz herhangi bir işe giremezse tabii ki belli bir süre sonra dönmesi gerekiyor. Ama iş olduğu zaman o şekilde daha bir uzuyor. Çünkü bir yıllık master tercih etti. Zaten onun iş olarak da hani o iki yıllık okuma hakkı da var. İş olarak da değerlendirebilir. Bazıları tabii ki işte İtalyanca öğreniyor. Hani daha farklı iş yerlerine girmek için. Ama peki eğitim dili İngilizce mi? Eğitim dili İngilizce. Bu firmalarda tamamen İngilizce konuşan kişilerden oluşuyor. Kurumsal ve uluslararası firmalar. Dolayısıyla bu okulların bulduğu işler zaten ayrıca İtalyanca istemiyor. Ama bazı öğrenciler de İtalyanca da öğrenip orada biraz daha kalıcı hale gelmek istiyor. Aslında yurt dışında okumanın en güzel keyifli yanlarından biri bu. İngilizceyi öğrenirken o dilin, o yörenin de dilini öğrenmiş. Evet. Aslında dönerken ülkeye iki dille beraber dönmüş olması gerekiyor. Evet, bir de okulların içinde İtalyanca kurslar var. O kurslara da katılabiliyorlar. Yani ayrıca bir kursa da gidiyor. Her okulun içerisinde var. Ve okul öğrencilerin özel fiyat, devlet üniversitelerinde ücretsiz. O yüzden bu şekilde ikinci bir dilini çok rahat öğrenci alabiliyor. İtalyanca zaten bilmek demek, işte İspanyolca da çok rahat anlaşabiliyor demek. Çok birbirine benzedikleri için. Yolu açık. Yolu açık. Bir de her ne kadar tasarımla ve dizaynla veya bu tip bir bölüm okuyan bir öğrencinin zaten mesleğinde gelişmesi, takip etmesi, fuarlar. Hani İtalyanca her zaman onu çok bir adım öne çıkaracak bir dil. O yüzden bence çok güzel bir fırsat. Eğer tasarımsa hedefiniz, yakın bir ülke olsun diyorsanız, fiyatı da benim bütçeme uygun olsun diyorsanız, İtalya gerçekten iyi ülkelerden bir tanesi. Tavsiye ederiz. Daha fazla sorunuz mu var? İtalya'nın kayıt koşullarını öğrenmek mi istiyorsunuz? Ne zaman başlar kayıtlar, ne zaman biter mi diyorsunuz? Benim öğrendiğim bilgiler yeterli mi diye soruyorsanız lütfen bize yazın. info@yurtdışieğitim.net'ten bize maille ulaşabilirsiniz. Sorularınızı ve sorunlarınızı cevaplandırmaktan mutluluk duyacağız. Çok teşekkür ederiz Sibel Hanımcığım.